Merhaba, merhaba. Ters köşe izleyenleri hepinize bir kez daha sevgiler, saygılar. Apo hocam gene çok şıksın maşallah. Çok teşekkür ederim. Yüzüm de gülüyor. Çok teşekkür ederim Güneşcancığım. Ligi de bitirdin. Hadi yedin yuttun. Sağ ol. Az maşallah. Kaldı değil mi? Bitti artık. Lig bitti, bizim ters köşe devam edecek. Ne kadar devam edecek bilmiyorum. Öğrenince izleyenlerimize söyleriz. Değil mi Çağrı? Sen de bilmiyorsun. Haftaya son olur. Tabii. Haftaya mı son olur diyorsun? Evet. Yani şimdi veda programı yapmayalım. Evet. Haftaya son olur. Her şeyi paylaştık. Her şeyimizi paylaştık. Haftaya da son değil mi? Kapanış yaparız, paylaşırız. Bu ara bana en çok şey gelen Güneşcan. Duyuyorsun değil mi oğlum beni? Duyuyorum hocam. Yorumlarda çok şey geldi bir sene boyunca. Bu dış ses, sen Güneşcan diyorsun, Alican diyorsun. Bu dış ses kim diye seni çok merak ettiler. Ama bana çok kendi sosyal medya hesaplarımdan da böyle plazda bu ters köşenin altına da hep çoğunlukla 3-4 isim yazıldı ama en çok Ali Ece, Ali Ece, Ali Ece diye. Geçen gün Ali Ece'yi anlattım. Kendisi de burada bu benim. Kur'an böyle bir şey olmaz. Ali! Gel gel gel. Otur hocam gözükmüyorsun. Otur hocam gözükmüyorsun. Gel Ali. Gel Ali gel. Allah aşkına gel gel gel. Oo, gel Ali Bey. Gel şuraya ya gel abi ya. Abi gerilini kırı gördün mü? Az önce buradaydım. Al işte. Geçer abi sana. Dur bir dakika. Ben oluyorum ya. Geldim ben de. Ali bir dakika bir dakika dur Ali dur. Bir dakika. Dış ses konuş. Abi gerekli gazım. Bir dakika dur. Hayır. Merhabalar ben Ali Ece. Abi, niye ben zannediyorlar? Ses herhalde. Benziyor mu? Ne? Adamın sesi çok iyi. Yanlış kariyer seçmiş. İyi değil mi? Vallahi Teoman'ın rakibi olur. Teoman diyorsun, müziği mi bırakayım 10 günde bir? Ne yapayım, ne yapayım ya? EYT mi diyorlarmış adamın arkasından? Yani şimdi biz daha maaşı da göremedik abi, anlamadım. Ben şimdi tanıştırayım, yanındaki de şey EYT'li. Şampiyonlukta yaşa takılan. Şampiyonlukta yaşa takılan. Çok zeki adam. Abi sen bana benziyor. Ya Ali neler şey. Estağfurullah. Ali neler çekiyorum biliyor musun? Ama sevgili ters köşe izleyenleri, bir senedir bu Güneşcan bana sokmadığı laf kalmadı. Fakat işte Ali Ece en sevdiğim kardeşim, bu arada çalışanlar içinde en çok sevdiğim kardeşlerimden başta gelir bir tanesi. O bile bende demek bir şeylik var. Daha şuraya gelir gelmez Ali, teessüf ederim, Ali de lafı soktu. Abi ne diyorsun? Lineker'i gördün mü? Ne demek şimdi bu? Ne bu? Euro ya kulum mu deseydim? Oo. Dedim onu geçen hafta. Çocuk eğitim. Euro yürüdü gitti. Hoş ver de şu abi. Onu da dedi. Bu Lineker'le buraya gidiyor. Lineker'i gördün adamlar mü? Adamlar çok iyiydi. Benim de ilk gittiğim milli maç ya. Ya hepiniz çok iyi oyuncardınız abi. Herifler süpermiş. Barnes'da Lineker'da falan. Baksana abi. Adam hala dünyanın en ünlü yorumcusu. Ali'cim çok teşekkür ederim. Meslekten Lineker, en azından şimdi meslek muhabbeti. Bir şey söyleyeceğim ama. Söyle baba. Vallahi bak o kuşak topçularının mayası başka ya. Vallahi ama. Şu sizle kurduğumuz böyle samimi ilişkiyi senle Metin abiyle falan imkansız ya. Vallahi ama. Tarih sizi daha iyi yargılayacak. Hadi git. Yani suçsuz olduğunuz ortaya çıkacak. Hadi git. Ali ağlatacaksın ya. Hadi Ali işimize abi, bakalım. Sen silinir abi. Paradan bile böyle atılıyor sıfırlar. Hadi görüşürüz. Sağ ol Ali'cim, kolay gelsin. Ali Ece olmadığımızda anlaşıldı artık. Evet yani. Demek ki neymiş bu dış ses kardeşimiz? Ali Ece değilmiş. Başka isimler yazın. Fakat üstüme de yapıştı biliyor musun bu Lineker işin? Ya nereden yapıştı? Niye yapıştı bilmiyorum. Sen meşhur ettin hocam adamı. Ben anlattım bir kariyeri bak. Kariyer başlangıcı sensin hocam adamı. Anlatmaz adam. Ama abi ben bunu kaç sene, 15 sene önce mi 10 sene önce anlattım bir televizyon kanalına. Abi 15 senedir peşimi bırakmıyor ya. Sanki biz Lineker'le canciğer ahbapız. Adamla bir 90 dakika karşılıklı oynadım o kadar. Kaç gol atmıştı Lineker o maçta hocam? Sen tuttun. 5-0 bitti. 3'ünü attı işte. Ettirik ya. İyi ki sen varmışsın hocam, yoksa 6-7 yapacakmış adam. İlk maç 8-0 bitti, ben yoktum. İşte o yüzden. Lineker var mıydı? O da yoktu. Onun ilk milli maçıydı. İlk milli maçıydı. Senle milli oldu. Kim? Yani senle milli oldu derken hani senin defan şey anlamında söylüyorum. Bu ters köşe böyle plaza hiç yakışmadı bu. Senle milli oldu ne demek oğlum ya? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Allah, hadi sen, o yakıştı mı bu yakıştı mı geçti de. Senin o kırmızı çoraplar yakıştı mı hocam? Çoraplarım mı gözüktü? Allah ne çekeyim altına. Ben görüyorum hocam. Allah aşkına bir bacak bacak üstüne alsana. Saygısızlık olmaz o. Bir göstersene hocam ya. Kırmızı çorapları. Ya dur be oğlum gözük. Kırmızı çoraplı televizyon yorumcusu. Bak ne gözüktü bak, mi? Evet. Gözüktü mü? Ne var? Ne oldu şimdi? Ne bunda? Bu da mı ayıp? Yorum bizim kırmızı çizgimizdir bilirim ama çorabı ilk defa görüyorum hocam. Ya ne var kardeşim bak. Şeyli. Pandalı. Ay, oo. Tabii ya bunlar moda. Yalnız şimdi göğsünde de bir tilki görüyorum sanki hocam orada.
Bu benim zekamı işaret ediyor. Tilki ama şöyle bir söz vardır. Tilki gibi dostun olacağına aslan gibi düşmanın olsun derler. Araştır. Bu var mı böyle bir söz? Tabii. Tilki gibi dostun olacağına aslan gibi düşmanın olsun diyorlar. Sen bunu hangi organından uydurdun? Zeki beyninden mi? İşkembeyi gübra. İşkembeyi gübradan attın değil mi? Tamam, daha aşağılara inmeyelim. İşkembede kalalım. Daha aşağısı yok zaten. Ne var? Ya bir çorabım abi, bak. Ben de bir laf söyleyeyim. Söyle. He? Dost başa, düşman ayağa bakarmış. Ya bırak nasıl bu çağırı? Bırak bu ayakları hocam. Boş ver diye devam edelim. Ayaklarıma sen daldın. Ben ne ayaklarını bırakayım? Ayaklara sen daldın. Çorabımı niye söylüyorsun insanlara? Ama sen ayaklarınla meşhur oldun hocam. Tamam. Sonra dilinle. Tamam da sen çoraplarımı şimdi bizi izleyenlere niye söyledin? Elbette. Ne bileyim ben, hani kırmızı Fenerbahçeliler sevmez diye böyle kırmızı giymezler. Kırmızı çıkıyorum. Yerden benzin almazlar. Kırmızı bir şey sevmezler. Öyle bir şey var diye. Sen oradan laf şey yapıyorsun. Abi sabah kalktım baktım televizyonu açtım bir şarkı çalıyor eskilerden. Sana kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık morardın. Görelim mi nasıldı? Ruhum belki de can çekişiyor. Ha, bana uygun dedin yani. Dedim ulan sana kırmızı çok yakışıyor dedim. Kırmızı çoraplarım var. Az. Güzel, bunlar da takım üstümdeki ilahi. Güzel şey. Olmuş. Güzel. Zeki olmanı gösteriyor orada. Valla mı? Subliminal mesajlar var. Değil güzel. Mi? Tilki gibi kurmazdım hesabımı falan. He? Tabii. Hadi sen ne yapacağını, ne giyeceğini, ne edeceğini biliyorsun da. Bir de senin zekandan biraz da biz faydalanalım. Estağfurullah. Ali Koç ne yapmalı hocam? Hoppa, biraz ağır oldu ama. Hakikaten ya. Şimdi bodozlama girdim. Bodozlama değil, dünyanın en zor sorularından birisi bu. Ali Koç ne yapmalı? Bunun üzerine bir soğuk su mu içiyorsun, ne yapıyorsun? Evet, tamam. Şimdi neden zor soru dedim? Ya üstünkörü cevap verirsin. Ben olsam şöyle yaparım. Birisi der ki mesela istifa etmeli. Değil mi? Biri der ki o da bilmiyor. Ne kadar kolay. Yani anladın mı? Ya da önümüzdeki sene bırakmalı. Ya da hemen genel kurul kararı almalı. Aday olmamalı. Üstünkörü cevaplar verilebilir. Ben cevap veremiyorum. Zorlanıyorum. Sebebi şu. Ali Koç ne yapmalı? Ali Koç'u hiç tanımıyorum ki ben. Hiç. Değil mi? Bir insanın ne yapmasına karar, yani ne yapacağını tahmin etmek için o adamla, o insanla bir yani elinde bir dono yok. Mesela Ali Koç nasıl bir karakterdir? Değil mi? Sinirli midir? Öfkeli midir? Hırslı mıdır? Ya az çok biliniyor hocam. Onlar da bilinmiyor değil. Resmen protokol tribününden aşağı atlayacak kadar sinirli. Yeri geldiğinde megafonu eline alacak kadar cevval gibi gibi devam edersin ya. Yani. Tamam da onlar anlık bir saniyede gelişen şeyler. Bu söylediğin şey, ne yapması gerekiyor dediğin şey uzun vadeli iş. Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na devam mı etmeli değil mi? Bu sorun altında uzun vadeli diyorsun. 5 sezondur hocam. Tamam ama işte diyorum ki adam ne düşünüyor? Bilemiyorum nasıl bir... Mesela ben... Benim bu karakterle benim Ali Koç ben olaydım. Ol. Hadi ol. Ben bırakırdım zaten. Bırakırdım, hemen bırakırdım. Ama öyle bir yapım vardır ki inatçılık. Yok kardeşim, son kuruşuma kadar 5 sene atacağım. Son senem belki ama bu sene becereceğim diyen, çünkü bu kadar başarılı bir iş insanı değil mi? İş adamı. Başarısızlığı belki de hayatı boyunca yaşamış mıdır bilmiyorum. Bir yerlerde başarısız olmuştur. Çocukken, gençken ya da iş hayatının bir bölümünde, bilmiyoruz ki adamın hayatının şeyini, biyografisini mi okuduk çıkardık. O durumlar karşısında ne yapmış? Ben çabuk pes eden bir adamım mesela. Bana sorduğun için ben ne diyorum? Ben Ali Koç olsam hiç çekmem bu kadar şeyi, lafı. Hatta sosyal medyaya falan taraftara baktım, hakaretler var artık yani, hakaret ediyor insanlar. Hadi ya derim ben, anladın mı? Bu şey gibidir, hani bir kelime var ya, paranla rezil olmak. Değil evet. Mi öyle derler, çok yaygındır yani. Ya paranla rezil ol. Onun gibi bir şey. Adam para yağdırıyor. Küfür ve hakaret diyor. Finansal pay-per play de kalkıyor. Bu sene belki yıldız oyuncular da getirecek Galatasaray'a inat. İşte bilmiyorum yani ne yapacak, ne edecek. Onun için Ali Koç, ha ben olsam diyorum ben bu karakter. Ama zaten bu karakterde Ali Koç, benim karakterimde Ali Koç olunmaz. Benim karakterim bir adam tersi olur zaten. Yani anladın mı? O kadar başarılı olamaz. Çünkü benim karakterimde çok başarı... Bilmiyorum, ben hayatımda öyle büyük başarılar... Yani futbol oynadım, şampiyonluk yaşadım. En büyük başarım budur benim hayatta.
Onun dışında benim bir başarım yok. Bir, hani anladın mı? Bir estağfurullah. Müthiş bir babasın, harika bir eşsin. Ayrı bir şey. Ben işten bahsediyorum. İş olarak. Anladın mı? Onun için ben mesela çabuk pes ederim. Mesela ben yorumculuğa başladım bundan 9-10 yıl önce. Allah nasip etti. İnsanlar teveccüh etti, sevdi bir kısım insanlar beni. En azından buralarda tutacak, konuşturacak kadar. İnsanlar sevince önüm açıldı. Yoksa ben mesela yorumculuğa başladım. İlk senem, ikinci senemde ilgi görmeseydim zaten kimse beni bir yerlerde yorumcu falan yapmazdı. İkincisi ben zaten kaçardım, anladın mı? Yani çünkü ben çabuk pes eden bir adamım. Hemen pes ediyorum. Yok ya, yapamadım, beceremedim. Öyle olsaydı insanlar... İnsanın kendini tanıması güzel bir şey hocam. Evet, tanıyı biliyorum ya. İşte çabuk pes ederim. Mesela benim çok özellikle, ben kendimi çok iyi tanırım. Mesela en kötü özelliklerimden birisi, kötü maksatla değilim ama mesela çok zor sır tutarım ben. Anlatabiliyor muyum? Ağzında bakla ıslanmıyor yani. Evet. Yani ben mesela geçen gün Çağrı'ya da dedim. Çağrı dedim, sen iyi birisin, iyi bir insansın. Çok önemli bir sırrım varsa, değil mi? Bana verme dedim. O dedi ki hayırdır abi, ne olacak ya, ben sana çok güvenirim. Dedim güvenme. Ben çünkü ne derler, böyle espri olsun diye. Hani Çağrı'nın o önemsediği şeyi anlatırım başkasına, gülelim diye. Kötü. Sonra adamın başına bir iş gelir. Onun için ben yakın dostlarımı da severim. Çok hayati bir sırrım. Ya sana da bir şey söylenmiyor, gelmiyor mu yani? Öyle mi yapacağız şimdi bundan sonra? Vallahi billahi enteresan adamsın. Tamam işte, sen de buradan yola çık. Çok önemli bir şeyini bana söyleme. Çünkü ben bir yerde bu makara olsun diye anlatırım. Sonra o işin altından kalkmak için uğraşırsın. Şimdi Çağrı, bu iyi bir şey değil mi? Şimdi mesela bak, Çağrı uyandı. Bana önemli bir sırrımı vermez. Merhaba diyorum sadece. Bu ana abi anlatır. Bu anlattıkları benim işte hanımın, çocuklarımın, çoluğumun, çocuğumun. Sen de öyle bir sırrım varmış. Kulağına yok de yani. Gider mi der diye. Hocam bir şey söyleyeceğim. Çağrı ne dedi ya? Çok merak ettik sana. Hani bir şey demiş galiba. Şey yok, bize yok, anlat yok. Lütfen. Yok yok, öyle bir şey yok. Yok, hani misal olarak söyledim. Anladın mı? Bu benim şeyim. Ben patavatsız bir insanım. Anladın mı? Yani patavatsız ne demek tam anlamını bilmiyorum. Hani çok çok... Ağzında laf durma ya. Patavatsız aslında ya, olmadık yerde, ya, olmadık kelimeleri, olmadık şeyleri söyleyen kişidir. O zaman ben patavatsız değilim canım, öyle değil canım, kendim ben öyle değil. Ben mesela işte bir ortamda anlatılıyoruz, o ortamda mesela sen yoksun, seninle ilgili bir şey biliniyor. Ben hemen seninle ilgili bildiklerimi anlatırım, hep beraber güleriz. Ne ağız derler ama, bir şey ağız derler. Ne ağız derler? Bilemedim ben şu an. Güzel ağzı. Gönlüm niye denemezler? Güzel ağzım var benim. Manyağa bak. Islak ağız. Allah Allah. Islak ağız diyelim. Bak hani, ya bu konuya nereden geldik? Şu. Hani insanın dediğin gibi. Mesela öz, ya abi bak, öz eleştiri dediğim bu. Anladın mı? Ben meziyetlerim var az çok. Onları biliyorum. Fakat hatalarımı da biliyorum. Hatalarımı bildiğim için çok fazla bak mesela başıma iş gelmedi 10 yıldır. Çünkü 10 yıldır ekranlardasın değil mi? Bir de ben öyle bir programdayım ki 10 yıldır televizyonda. Öyle her baba yiğidin harcı değil. Gerçekten yıl, değil. 10 yıl o programdayım. Allah'a şükür başıma bir şey gelmedi. Her şeyin havada uçuştuğu bir program değil mi? Tabii. Ağızda işte orada ağızda. Bardaklar, tabaklar, kağıtlar, mikrofonlar, her şey. Laflar, şunlar bunlar uçuşuyor. Orada neden? Çünkü hatalarımı biliyorum, eksiklerimi biliyorum. Diyorum ki bunları yapmamam lazım. Yapmamam lazım. Bilmesem yaparım. Ben şimdi biliyorum, hatamı biliyorum, eksiğimi biliyorum. Ali Koç'a buradan şöyle bağlayalım. Onu bilmiyorum. O mesela şöyle bir adam olabilir. Başarısız oldukça daha da hırslanıp azmin elinden bir şey kurtulmaz mantığında olabilir. Öyle insanlar. Sonuna kadar başaracağım diye mücadele edecek. Hatta bir laf vardır. Biraz yok artık. Söyleyeyim mi? Yok artık. Anladınız mı? Geliyor gelmekte siz olan. Siz anlasanız da ters köşe izleyicilerine söyleyeceğim abi. Azimle yapanın taşı kırarmış. Kırma ihtimali var. Ne var bunda? Hiç böyle söylersen mi? Yok. Öyle söyleyeceğim zaten. Nasıl söyleyeceğim? biraz daha abartarak söyleyeyim. Azimle büyük abdest yapan taşı delermiş. Taşı çatlatırmış. Anladın mı? Anladık. İyi oldu. Bunu da anlamadıysan artık. Çekip geçen hafta bir söz söyleyeyim. Şimdi Ali Koç belki de böyle bir insan. Böyle... İlla başaracağım. İlla başaracağım. İnsanlar üstüme yüklensen de, insanlar artık bana her türlü ağzına gelen lafı söylese de, ben bu işi başaracağım karakterinde bir adamsa devam edecektir. Devam edecektir. Öyle de gözüküyor zaten. Ha, devam edecektir. Ama peki ben Ali Koç olsam ne yapardım? Temin dediğim gibi.